Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomda şifalı bir kür hazırlayacağız. Portakal, zencefil ve zerdeçalla buluşan balın şifalı faydasından yararlanacağız. Malzemelere geçelim. İyi kalite bir bal kullanmak çok önemli. Taze zencefil, taze zerdeçal, portakal ve limon kullanacağız arkadaşlar. Burada zencefiller şu anki gösterdiklerim biraz büyük. Bunları yarım olarak da değerlendirebilirsiniz. Mümkünse taze zencefil ve taze zerdeçal kullanınız. Eğer ki bulamıyorsanız toz şeklinde de kullanabilirsiniz ama her zaman için tazesi makbuldur. Zerdeçalları güzelce yıkadım. Daha sonra kabuklarını ince bir şekilde soydum. Ellerim leke olmasın diyorsanız mutlaka bir eldiven giyiniz. Çünkü oldukça sarı bir leke bıraktı. Aslında sarı lekesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü ne kadar sağlıklı bir bitki olduğunun da kanıtı diye düşünüyorum. Alacalı soyduğum zerdeçalı ince ince dilimliyorum. Ne kadar küçük parça olursa o kadar özütü çıkacağı için küçük parçalara ayırdım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Bu tarifi sevdiklerinizle de paylaşarak hem bana destek olabilirsiniz hem de şifalı bir kürü sevdiklerinizle paylaşmış olacaksınız. Aşağıda teşekkür bölümü var. Sizin desteklerinizle daha kaliteli içerikler üretebilmem için teşekkür bölümünü de kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilsen hemen abone olarak bildirimleri açmayı unutma. Şimdi tarifimizin detaylarına geçelim. Minik minik doğradığım zerdeçalları cam kavanoza ilave ettim. Burada küçük bir kavanoz kullanırsanız çok daha iyi olur. Zencefili de yine aynı şekilde ince soymaya özen gösterdim. Bu şekilde sıyırabiliyorsanız eğer kabuğunu sıyırabilirsiniz. Aynı zerdeçalda yaptığım gibi ince ince doğradım. Ne kadar küçük parça olursa o kadar iyi özütü çıkmış olacaktır. Yine ince doğradığım zencefilleri zerdeçalın üzerine ilave ettim. Portakalın üst kısmını bu şekilde kestim. İnce ince dilimledim. Burada iki tane limon da kullanabilirsiniz ama biraz ekşimsi yapısı olacağı için portakal ve limonu aynı anda birer tane olarak tercih etmek bana daha mantıklı geldi. Hem limonun hem de portakalın şifalı gücünden yararlanmak için ikisi iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Hazırladığımız bu kürü inanın çocuklar bile çok rahat bir şekilde içebiliyor, yiyebiliyor. Eğer ki hasta çocuğunuz varsa ona bile birer tatlı kaşığı içirebilirsiniz ama eğer ki zencefile, zerdeçal ya da farklı bir şey alerjisi varsa elbette ki çok dikkatli kullanın ve her zaman olduğu gibi diyoruz ki doktorunuza danışarak kullanınız. Gördüğünüz gibi güzelce sıkı sıkı yerleştirdim portakalı ve limonu. Burada portakal ve limon doğal olursa ve iyi yıkanmış olursa çok iyi olur. İlaçsız olmasına özen gösterin. Bu şekilde iyice dizdim, sıkı sıkı yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Sıkı yerleştirdim kavanoza. Şimdi bal ilavesini yapmaya geçelim. Balımız doğal çam balıdır arkadaşlar. Bal diyarından temin ettim. Gerçekten çok güzel bir bal. Eğer ki düşünürseniz açıklama kısmına da Instagram hesabını ekliyor olacağım. Ben çok memnun kaldım. Tavsiye edebileceğim. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Daha fazla kür olmasını istiyorsanız balı bu kavanozu tamamen doldurarak fazla kür elde edebilirsiniz. Bir gün boyunca ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğiz ve sulanacak. Portakalın ve limonun suyu çıkacak ve kürümüz hazır olacak. Bu şekilde dolapta ağzı kapalı bir şekilde en az bir hafta saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman gördüğünüz gibi süzekle süzüp direkt kullanabilirsiniz. İçimi oldukça hoştur. Yani herkes içebilir, tüketebilir. Bu kürü ben ve çocuklarım çok sevdik. Umarım siz de seversiniz. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hastalıklara karşı güçlü iksirimiz gördüğünüz gibi bu minicik şişede.
Paylaşmamı istediğiniz tarifleriniz, önerileriniz ya da fikirleriniz varsa lütfen yorum kısmına yazın. İstekleriniz doğrultusunda yol alacağız. Görüşmek üzere.